arkadaşlar, çiçek ekmek, katmanlı ekmek yapacağız bugün. Bunun için unlarımı tarttım. Burada şu an 300 gram unum var. Sarı un kullandım. Ve burada da 250 gram suyum var. Otoliz yapacağım. İçine suyumu ilave ettim. İç kısmı ekmeğin renkli olsun diye sarı zerdeçal kullanıyorum. Yarım tatlı kaşığı kadar. Çok koymayın. Bu şekilde karıştırıyoruz. Evet, iyice ıslandı gördüğünüz gibi. Şimdi dış katmanını hazırlayacağım. Otolizini yapacağız. Bunun için yine unumu tarttım. 150 gram ekmeklik un. Ve 95 gram suyum var. Üzerine ekliyorum. Ben burada dış katmanı mor yapmak istediğim için mor mix hazır sebze kurusu kullanmak istiyorum. Ama isterseniz sizden mor havuç, siyah havuç da kullanabilirsiniz. Şöyle böyle silme kaşık, çok değil, yarım tatlı kaşığı dolusu da diyebiliriz ya da çok az silme mor mix kattım. Şimdi bunu da ilave ettim ve karıştırıyorum. Otolizimi yapıyorum. Dışı mor, iç kısmı sarı bir ekmeğim olacak. Bu dış katmanı biraz katı yaptığım için elle müdahale edeceğim. Mor mix sebze kurusu olarak, kurutulmuş toz haline getirilmiş olarak hazır satılıyor. Şöyle İyice karıştırıyorum. Dış katmanı biraz katı yapmak istediğim için gördüğünüz gibi şöyle biraz daha dipte kalan suları da boşaltayım dedim. Evet, yeterli. Çok da cıvık yapmak istemiyorum. Zaten maya da girecek içine. Şimdi her iki hamurum 1 saat dinlenecek. Hamurlarım 1 saat kadar bekledi, otolize oldu. Mayalarını paylaştırdım. Buna 60 gram, buna 30 gram maya koydum. Ve mayasını karıştırıyoruz böyle. Daha sonra tuzlarını verip bir glüten penceresi oluşana kadar yoğuracağım. Bunu da yapayım. Bu da mor dış kısmıydı. Evet, bu şekilde bir yarım saat dinlenecek. Hamurumuzu maya ile beklettikten sonra üzerine tuz serpiyoruz. Şimdi tuz serpeceğim. Bu safhada isterseniz tuzu birazcık suyla da açabilirsiniz, çözebilirsiniz. Şunu koyayım. Slap and fold dediğimiz teknik var. Bir de bu şekilde kabın içinde yoğurma tekniği var. Şöyle kabın içinde ben göstermek istiyorum size. Şu şekilde yoğurmaya devam ediyoruz. Şöyle elimi hafif de ıslatabilirim. Şu şekilde bir 5 dakika yoğuruyoruz. Şöyle alttan alarak, yumruklayarak değil, alttan şöyle sanki kanca gibi şu şekilde yoğuruyoruz. Bakın hamur ne güzel. İsterseniz bu aşamada slap and fold tekniğiyle de yoğurabilirsiniz. O da biraz tezgahı ıslatıp şu şekilde. Şöyle özleşene kadar hamurlarımızı bu şekilde yoğurmaya devam ediyoruz. İsterseniz makineniz varsa elde yoğurmayıp direkt makineye tuzu ekleyip koyabilirsiniz. 6-7 dakikada makinede yoğurabilirsiniz.
Yoğurdumuz, hamurumuzu yağlanmış kabımıza alıyoruz. Şöyle biraz yağ gezdiriyoruz. Yapışmasın diye. Ve oraya aktarıyoruz. Çok güzel. Şu şekilde gluten penceresi oluştu. Gördüğünüz gibi. Bir saat bu hamurum dinlenecek. Şimdi bunun dış katmanını yapıyorum. Burada mor karışımım vardı dış hamur için. Buna da %2 tuzunu koydum ve karıştırıyorum. Bunu da böyle bir özleşene kadar yoğuracağız. Bu şekilde yoğurmaya çalışıyoruz. Bunun biraz hamuru sert. Şöyle elinizle normal eski usulde de yoğurabilirsiniz. Yeterli. Slip and fold da yapabilirsiniz. Yapabilirseniz şöyle tezgaha vura vura biraz daha yoğurabilirsiniz. Evet, kabı yağlayıp bunu da koyacağım. Bunu hiç katlamayacağım. Hiçbir şey yapmayacağım. Sadece ortadaki hamura katlama uygulayacağım. Şöyle birazcık, biraz fazla oldu. Şöyle yağlı kaba yapışmaması için koyuyorum. Bu öbürsüne şekil verene kadar dinlenecek. Bu hamurumun iç katmanı. Bu da dış katmanı. Evet, hamurlarımın üstünü örtüyorum. Buna 45 dakika arayla birer katlama yapacağım. Toplam 3 tane. Buna hiçbir şey uygulamayacağım dış katman olduğu için. Şu şekilde kapatıyorum. Bir saat oldu. Hamurum gördüğünüz gibi biraz kaba yayılmış. Üzerinde baloncuklar var hatta şuralarda. Bakın şuralarda. Şimdi şöyle tutuyoruz. İçeri doğru katlıyoruz. Şöyle biraz katlama uygulamış oluyorum. Ve yine kendi haline bırakıyorum. İkinci ve üçüncü katlamalarımı aynen bu şekilde yapacağım. Daha sonra kabarınca da şekil vereceğiz. Evet, hamuruma 3 katlama uyguladım. Sonra kendi haline bıraktım. Gördüğünüz gibi kabardı, hafifledi. Şimdi tezgahta ön şekil vereceğim. Şöyle az bir un serpiyorum yapışmasın diye. Şöyle buradan boşaltıyorum. Şöyle çok fazla döndürmeden şöyle bir yarım saat böyle duracak. Bekleyecek. Sonra devam edeceğim. Dış hamuru da aynı zamanda burada açmam gerekiyor. Çünkü bütün işlemi aynı anda yapacağız arkadaşlar. Şöyle burada dışına koyacağım hamur bu. Bakın bu da kabarmış. Bunu oklavayla şuraya koyup merdane ile açacağım. Gördüğünüz gibi baloncuklar var. Bunu hiç katlama yapmadık dış hamurumuzu. Şöyle. Bunun soğuranı da azdı. Şöyle açıyorum. Büyütmeye çalışıyorum. Evet, bu şekilde açtım. Gördüğünüz gibi biraz büyükçe. Şimdi buna yağ sürüyorum. Öbür hamura yapışmaması gerekiyor çünkü. Şöyle araya. Şöyle. Yağ yeterli. Hamuruma şekil veriyorum. Normal rutin hamuruma şekil verir gibi. Güzel olmuş, mayalanmış. Şöyle çekiyorum. Evet. Şimdi yüzeyini biraz şöyle elimle ıslatıyorum ki haşhaş tohumlarım yüzeyine güzel yapışsın diye şöyle ıslatıyorum. İsterseniz sprey de kullanabilirsiniz. Ve
Şöyle tohumlara. Bunu alıyoruz. Buraya koyuyorum. Buradan birazcık şunu şöyle gerdireceğim. Burada bambu sepetim var. Bambu sepetimin dibine un serpiyorum yapışmasın diye hamurum. Bunu alıp evet biraz şu şekilde mayalandırmaya bırakıyorum. Yarına kadar mayalanacak ve sonra pişireceğim. Ertesi gün hamurum dolapta kabardı gördüğünüz gibi. Şimdi şekil verme zamanı. Şöyle ters çeviriyorum. Eski dantellerimizi burada değerlendiriyoruz. Koyuyorum. 250 derecede bir 20 dakika, 25 dakika. Daha sonra 200'de 20 dakika daha pişireceğim. 20 dakika sonra kapağımı açtım. 250 derecede pişti. Gördüğünüz gibi şahane oldu. Şimdi 200 dereceye indirip pişirmeye devam edeceğim. Evet arkadaşlar, soğudu. Gördüğünüz gibi ekmeğim bu şekilde. Şimdi kesme vakti geldi. Evet, iç bakalım içi nasıl. Evet, gördüğünüz gibi yumuşacık. Çok güzel bir ekmeğimiz olmuş. Bunun üst yüzeyini morla kapladığım için mor mix hamuruyla alttan biraz mor mixler gözükmüş. Şu şekilde.